Efelersporumuz ligde ilk kez maça çıkıyor. Stad Mimar Kubilay Köse Stadı. Karşılaşmanın hakemleri Halil Erdoğan, Konya bölgesi hakemleri yardımcısı Şaban Karaderili, Konya bölgesinden Mustafa Gücer ve Hakan Yurseven, diğer yardımcıları Antalya bölgesinden. Maçta takımımızı Aydın'dan gelen yaklaşık 60 kişilik bir taraftar topluluğu da destekliyor. Futbolcularımıza maç öncesi sevgi gösterinde bulundular. Ve karşılaşma başladı. İlk dakikalarda maç ortada geçiyor. Zemin futbol oynamaya çok da elverişli olmayan bir zemin. İlk dakikalarda iki takım da birbirlerini yokluyorlar. Ev sahibi takım bir serbest atış kazandı. İlk 10 dakika içerisinde topta ve hücum üstünlüğü Efelerspor'umuz lehine, sol kanattan yükleniyoruz. Ancak bu pozisyondan yararlanamıyoruz. Şimdi sağ kanattan yükleniyor oyuncumuz. Dakikalar 12'yi gösteriyor. Sol kanattan Furkan Çarçı ile ceza sahası içerisine giriyoruz. Gol pozisyonu, yapılan hareket, herkes penaltı diyor ama maçın hakemi devam dedi. Üstüne bir de Furkan'ı hakemi aldattığına yönelik hareketinden dolayı sarı kart gösterdi. 12. dakikada pozisyonu tekrar izliyorsunuz. Furkan Çarçı'ya yapılan mutlak pozisyonda penaltı düdüğü yerine Furkan Çarçı'nın hakemi aldatmasından dolayı sarı kart gösterdi karşılaşmanın hakemi. İlk yarının sonuna en az 4 dakika ilave edildi. Kalan dakikalarda herhangi bir ani atak gelişmedi. İlk 45 dakikada oyunda daha fazla üstün olan taraf Efelerspor'umuzdu. Ancak bir penaltımızın verilmediği maçın ilk 45 dakikasında uzatmalarla birlikte karşılaşmanın ilk 45 dakikası 0-0 sonuçlandı. Maçta ikinci yarı başlıyor. İlk 45 dakika golsüz berabere bitmişti. İlk yarıda, ilk 45 dakika içerisinde oyunda daha çok topa sahip olan takım Efelerspor'umuzdu. İkinci yarıda 3 oyuncu değişikliği birden yaptı teknik direktörümüz Reis Kamber ve bu dakikalarda maç ortada geçiyor. Şu ana kadar herhangi bir gol sesi çıkmadı. Bakalım kalan dakikalarda neler olacak. ...75. dakikadan sonra oyunda biraz topa sahip olan taraf ev sahibi Kartal Bulvarspor oldu. Önce Yunus Karadağ, doğru sonra İlker Süzen'le ceza sahası içerisine etkili olmaya çalıştı ev sahibi takım. Bu pozisyonlardan yararlanamadılar. Kalecimiz Mert de başarılı kurtarışlarıyla dikkat çekti. Topun arkasında Doğukan Topyaka var. Ceza sahasının içerisinde ortada Mert sakatlanma pahasına olsa bu topu uzaklaştırmayı başarıyor. Maçta son anlarda sağ kanattan bir duran top şansı ceza sahasının orta kalecide kalıyor. Artık maçta son anlar, Atakan'ın vuruşta top kalecide kalmıştı. Hemen oyunu başlattı. Ani gelişen bir Kartal Bulvarspor atağı var. Defansımız hemen yerini alıyor. Top da kaleci Mert'e kadar gidiyor. Ardından yine cılız ataklar ev sahibi takımın, karşılaşmanın hakemi 90 dakikayı bitiren düdüğünü çalıyor. Efelerspor'umuz deplasmanda ligin ilk maçında Kartal Bulvarspor karşısında 1 puanı alarak Aydın'a dönüyor.